Burun ameliyatında dikkat edilmesi gereken en önemli şey, öncelikle ameliyatı yapacak olan hekim, buradaki belki de en önemli kişi. Çünkü bu ameliyatta estetik olarak bir şey gerçekleştirirken, burada bir sanat gerçekleştiriyorsunuz ve o buruna bir ruh katacaksınız. O buruna bir sanat katmanız gerekmekte. Tabii bunu yaparken de doğallıktan asla ve asla ödün vermemek koşuluyla. Bir burun ameliyatında yapılabilecekler aslında kişinin mevcut burnunun yapısına göre değişecektir. O yüzden her kişide yapılan burun aslında ayrı bir burun ameliyatıdır diyebiliriz. Çünkü herkesin burun yapısı aynı değil. Herkeste yapılacak olan ameliyatta farklı bir ameliyat, farklı bir teknik, farklı bir yöntem gerektirebiliyor. Bununla ilgili olarak eğer kişinin burnunun ucunun kalkması gerekiyorsa kaldırabilirsiniz. Eğer kalkması gerekmiyor ise kaldırmanıza gerek yok. Eğer kısa bir burunsa bunu uzatmak, uzun bir burunsa bunu kısaltmak, projekte bir burunsa bunun projeksiyonunu azaltmak, eğer basık bir burunsa bunu bir projeksiyon kazandırmak, kemerli bir burunsa o kemeri almak, eğer düz bir burun ise, o tip burunu ise kavis vermemek koşuluyla, yani doğal bir takım normları, doğal bir takım değerleri uygulamak zorundasınız. Mesela burun ile dudak arasındaki açı erkeklerde 90 derece, bayanlarda ise 100 derece civarındadır. Eğer siz bunu daha yüksek 5-10 dereceden daha fazla bir açıyla kaldırırsanız bu buruna hasta kalkık diyebilir. Veya bir erkek bunu 190 derece yaparsanız bayan bu burundan mutlu olmayabilir çünkü düz olduğunu veya düşük olduğunu düşünebilir. Yine kavisli bir burun yaptığınız zaman bundan ötürü hasta rahatsızlık duyabilir. Eğer burnu çok küçültürseniz de bu da kişi için doğallık dışı bir uygulamadır. Yeteri derecede küçültmezseniz de bu kişi için ciddi anlamda sıkıntı oluşturabilir. O yüzden amaç kişinin yapısına uygun, yüzüne yakışır, yüzüyle bir harmoni içerisinde, bir uyum içerisinde, denge içerisinde yani alın, çene, burun, enerjik kemikleri hepsi bir uyum içerisinde olduğu takdirde bu ameliyattan hasta mutlu olacaktır, başarılı olacaktır ve doğal olacaktır. Burada her zaman söylediğim şey şudur ki eğer estetik olduğu anlaşılan bir burun yapar iseniz bu kişi hiçbir zaman mutlu olmaz ve bu ameliyata başarılı bir ameliyat diyemeyiz.